İyi günler. Bu oturumda biraz kendi mesleğimden mekanizma analizi yapacağız. Daha özel olarak da bir dört çubuk mekanizmasının analizini, ondan sonra da simülasyonunu göstermek istiyorum. Analiz derken mekanizmanın konum analizi, yani mekanizmanın uzuvları belirliyor. Bütün boyutlar biliniyor. Yani mekanizma elimizde, her ne istersek, hangi boyutu istersek ölçebiliriz. Ondan sonra herhangi bir crank açısına göre mekanizmanın diğer uzuvlarının konumlarını bulmak istiyoruz. Herhangi bir noktanın diğer uzuvlar üzerinde herhangi bir noktanın konumunu bulmak istiyoruz. Hızı bulmak istiyoruz. Yörüngenin bir noktanın bir yer noktasının bir yörüngesi nasıl olur onu görmek istiyoruz. Diğer bağımlı değişkenlerin crank açısına göre nasıl bir değişim gösterdiğini bilmek istiyoruz. Bağlama açısı dediğimiz kritik olan, kuvvet iletimi için kritik olan açının değişimi nasıl olduğunu görmek istiyoruz. Bütün bunları bu oturumda, bu Excel dosyasında yapacağız. Bunun için ilk önce temel olarak bir dört çubuk mekanizmasını bakalım. Mekanizma dört uzuvdan oluşuyor. Bir sabit uzuv, iki crank, üç diğer uzuv dediğimiz bu sabit noktası olmayan bir uzuv. Dört sarkaç dediğimiz salınım yapan koldan oluşuyor. Uzuv boyutları dediğimiz A1, A2, A3, A4 verilmiş durumda. AC uzunluğu, BC uzunluğu verilmiş durumda. Biz bir sabit koordinat ekseni seçiyoruz. Genellikle bunu denklemlerimizi basitleştirebilmek için A0 noktasından geçen A0, B0'ı x ekseni, yatay eksen olarak alan bir eksen takımı kullanırız. Ama bu şart değil. Başka bir şekilde, herhangi bir başka bir koordinat sistemine göre de yapabiliriz bu işi, ama bu koordinat sistemi bizim işimizi bir miktar basitleştirir. Burada teta 1-2 açısı veriliyor, crank açısı, herhangi bir dönmeye göre şey diyoruz. 3 uzvunun konumunu belirleyen teta 1-3 açısı, 4 uzvunun konumunu belirleyen teta 1-4 açısını bulmamız gerekiyor. Ondan sonra C noktasının koordinatlarını, bu sabit x-y takımına göre koordinatını bulmamız gerekiyor. Herhangi bir teta 1-2 açısına göre. Probleme baktığımızda teta 1-2 verildiğini dikkat ederseniz burada bir A0, B0, A üçgeni var. Bunun kenarını biliyoruz, açısını biliyoruz, kenarı biliyoruz. Bu durumda bütün bu üçgenle ilgili bilgileri elde edebiliriz. Yani şu A0, B0, AB0 uzaklığını, değişken bir uzaklık, S mesafesini elde edebiliriz. Bu fi açısını elde edebiliriz. Ondan sonra AB0 üçgeninden S'i ve fi'yi bulduktan sonra say ve mi açılarını kosinüs teoremi kullanarak bulabiliriz. Şekilde bağlantı olduğunda, montaj yapıldığında teta 1-4 açısı dikkat ederseniz fi eksi saydır. Fakat bir başka montaj şekli daha vardır. O da bu üçgenin, AB-B0 üçgenin, B'nin bu diagonalın diğer tarafında yattığı durumdur. O durumda da teta 1-4 açısı fi artı say olur. Onu da göreceğiz. Temel olarak bunu veren formüller, mekanizma kitaplarında, çeşitli mekanizma kitaplarında da bulabilirsiniz ama şu şekilde gösterelim. Buraya alayım. Kosinüs teoremi kullanarak S'i bulmaktansa
Biz bunu S'i bir vektör olarak düşünüyoruz. Yani B0A vektörünü ele alalım. Bunun bir X bileşeni var, Y bileşeni var. X bileşeni şöyle, B0A0 uzunluğu. Bundan dikkat ederseniz A0A uzunluğunun çıkarılması. Ancak yönsel olarak baktığımızda eksi A1 artı A2 kosinüs teta 1-2 olarak yazarız. Yani şu uzunluk X'e koordinatına göre ters yönde olduğundan dolayı yönsel olarak biz bunu eksi A1 artı A2 kosinüs teta 1-2 olarak yazarız. Bu şu konumda bize bir eksi değer verir. Y koordinatı ise A2 sinüs teta 1-2 olarak yazabiliriz. Yani şu mesafe, şu dikme. Bunun önemi şurada. Yazacağımız denklem, şimdi burada teta 1-2 birinci bölgede görünen bir açı. Teta 1-2 ikinci, üçüncü, dördüncü bölge, 360 derece döneceğine göre her bölgede bu olabilir. Bu değerler kosinüs teta 1-2, sinüs teta 1-2 devamlı olarak yön değiştirebilir. Yani artı eksi olabilir sonucu. Bütün bunları göz önüne almak için bunu yapıyoruz. Yoksa mutlak S boyutunu bulmak istersek kosinüs teoremini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bunda bir şey, sorun yok. Ama fi açısını bulmak için bu gerekli oluyor. Şimdi bundan sonra S mesafesi XS'in karesi artı YS'in karesi dersek, yani bir dik üçgen den giderek S'i bulabiliriz. Fi açısında her bölgede doğru bulmak için iki argümanlı art tanjant formülünü kullanırız. Fi açısını tanjant eksi 1 XS virgül YS olarak yaparız. Yani XS'i ve YS'i ayrı ayrı girerek her bölgede fi açısını bulmak için yaparız. Eğer art tanjant y bölü x dersek onun sonucunda biz sadece ve sadece birinci ve dördüncü bölgedeki açıları bulabiliriz. Yani eksi 90 ile artı 90 arasındaki açıları bulabilir. Bu şekilde yaparsak sıfırdan 360'a kadar olan tüm açıları buluruz. Ondan sonra dikkat ederseniz say açısı kosinüs teoremi kullanılarak yazılabilir. Mü açısı da kosinüs teoremi kullanılarak yazılabilir. Teta 1-4 fi burada eksi olacaktır, say olacaktır. Teta 1-3 de teta 1-4 eksi mü olacaktır. Bunu da burada rahatlıkla yapabiliriz. Ha X ve C noktasının X ve Y koordinatlarını bulmak istiyorsak onu da C noktasının X koordinatı bakın A0A uzaklığı kosinüs teta 1-2 yani şu A0A'nın X bileşeni ondan sonra buna B3 kosinüs teta 1-3 artı beta ilave ederiz. B3'te AC uzunluğudur. YC'de A2 sinüs teta 1-2 yani şu A0A'nın Y bileşeni B3 sinüs teta 1-3 artı beta AC'nin Y bileşeni olur. İlk önce bu kısmı yapalım. Burada ilk önce bizim yapmamız gereken değer girmektir. Yani bazı değerleri girmemiz gerekiyor. Yani mekanizmanın boyutlarını girmemiz gerekiyor. Şöyle yapayım. Buraya geleyim. A1 yazayım. Biçimlendireye giriyorum. Alt simge yapıyorum. Ortalıyorum. 14 yapıyorum. A1, A2, A3, A4. Bu şekilde çektiğimde A1, A2, A3, A4'ü yazmış olurum. Buna değişebilir ama ben burada 70 diyeceğim.
35 diyeceğim. A2 35 diyeceğim. 62 ve 56 olsun bu değerler. Başka değer olabilir mi? Tabii olabilir. Probleme göre değişebilir. Siz ne istiyorsanız onu şey edebilirsiniz. Yani başka değerleri de zaten sonradan göreceksiniz diye yapabiliriz. Bir de şimdi C noktası var. C noktasını şu şekilde yapabiliriz. Beta açısını ve AC'yi uzunluğunu verebiliriz. Ama bir de AC'yi verebiliriz. BC'yi verebiliriz. Üçgenin üç kenarını bildikten sonra beta'yı da kosinüs teoremiyle bulabiliriz. Öyleyse ben şuraya geliyorum. AC diyorum. AC 127 milimetre olsun. BC diyelim. BC de 84 milimetre olsun. Ha, bu değerler milimetrede olabilir istiyorsanız. İstiyorsanız başka değerler de olabilir. Genelde biz mühendisler milimetre olarak kullanırız. Şöyle bir yere eğer istiyorsanız, yani ben bir birim olarak söyleyeyim ama bir yere bütün değerler milimetredir diye yazabiliriz. Yani boyutlar milimetre olarak milimetredir diye yazabiliriz. Şimdi bunlar başlıklar. Yani bunların hiçbir şu yazdıklarımın hiçbir şeyi yok. Şu da aynı şekilde başlıklarım bunlar. Bu değerler girdilerim. Yani bana verilmiş olması gereken değerler. Bunu da bu şekilde işaretleyeyim. Bunlar verilen değerler. Ha, buradan giderek beta açısını bulacağım ben. Şuraya gelip sembol yapayım. 12, 14'e çıkarayım. Şu şekilde yapayım. Ne yapacağım? Kosinüs teoremi kullanacağım. Şu şekilde yazarım. Eşittir A kos. Aç parantez. İlk önce iki komşunun karesi. Yani A3'ün karesi, AC'nin karesi. Artı AC'nin karesi. Eksi karşının karesi. Kapa parantez, bölü, aç parantez, 2 çarpı 2 komşu, A3 çarpı AC, kapa parantez. Bu radyan cinsinden çıktı. Şimdi bunu da ilk önce bu şekilde işaretleyelim. Artık bu gizli değil. Dikkat ederseniz bu hesapladığım bir değer. Öyleyse bunu şu şekilde yapayım. Gizlileri ve hesapladığım değeri ayırıyorum burada. Ha, bir de madem bu boyutlar girildi, bunlar mekanizmanın verilen değerleri, boyutları, sabit boyutları. Bunların olduğu hücreleri ben isim vereyim. Şimdi iki türlü yapabiliriz. A1, A2, A3'ü veremem. Çünkü bunlar aynı zamanda hücre adı olduğundan olmaz. Bazen kullandığım A0, A yazarım isim olarak. Onu kullanabilirsiniz. Ya da burada sadece dört uzuv olduğundan krank, biyel, sarkaç olarak yazabilirsiniz. Eğer uzuv sayısı fazlaysa öyle bir krank, biyel, sarkaç yazarsanız çok kargaşa olabilir. O durumda uzuv 1, uzuv 2, uzuv 3 diye yazabilirsiniz. Ben burada dört çubuk mekanizması için krank diyeceğim. Pardon, bu sabit. Sabit diyeceğim. Sabit uzun isim olarak. Buraya geleceğim.
krank diyeceğim. Yani bu hücreye isim veriyorum. Buraya geleceğim. A3'e bir yer diyeceğim. A4'e de buraya gelip sarkaç. Mümkün olduğunca Ç falan kullanmayın. Bazen sorun çıkarabiliyor. Bu şekilde girdim. Bunlara şimdi isterseniz BL2, BL3 diyebilirim ama buna da ben şey diyeyim, madem başına AC koydum, AC diyebilirim. Buna da BC diyebilirim. Buna da beta diyeyim. Gördüğünüz gibi beta oldu. Bunları görebilir miyim? Evet, görebilirsiniz. Ad yöneticisine girerseniz bakın bunlar hepsi hangi hücreye başvuru yeri olduğunu da şu andaki değerlerini de gösteriyor burada. İstiyorsanız yeni bir şey de ekleyebiliriz. Bakın şimdi bunu kapatayım. Ben başka türlü şey diyeyim. Bu radyanı dereceye, dereceyi radyana çevirmeyi çok kullanırız. Ondan dolayı ad tanımla diyeyim. Buna yeni bir ad tanımlıyorum. D-R. Şurada gördüğünüz gibi yeni bir isim. Bunu herhangi bir hücreye atamıyorum. Başvuru yeri buradaki yazdığım değer olacak. Eşittir pi aç kapa parantez bölü 180 yazarım. Önceki videolarda gördüğünüzde ben bunu bir hücreye yazıp D-R demiştim. Halbuki burada direkt olarak ada ben bu ismi veriyorum. Ad olarak veriyorum ve bunu tanımlıyorum. Tamam dedim. Şimdi bakın buraya geldim. Artı bu değer bölü dr dediğimde 34,89 derece oluyor. Radyan derece. İsterseniz şuraya gelip açıklama ekle. Radyan. Buraya da gelip açıklama ekle. Derece. Girişe gideyim. Bunu da bu şekilde yapayım. Yani beta açısı burada görünüyor. Hesapladım bunları. Şimdi bundan sonra ne yapacağım? Bir teta 1-2 değeri alayım. Teta 1-2 değeri değişebilir. Ondan dolayı gireyim şuraya. Şurada bir noktaya, bir yere, herhangi bir yere gelebilirim yani isterseniz. Ama bir aralık da verseniz iyi olur. Bakın burada güzel bir şekilde girdilerim görünüyor. Teta 1-2 yazayım. Teta'yı sembolleştireyim. 1-2'yi biçimlendirir alt simge yapayım. Ondan sonra hepsini alayım. 14 boyutuna getireyim. Şurada teta 1-2 var. Herhangi bir açı alalım ilk önce. Çünkü bunu değiştireceğim de zaten. Dikkat ederseniz bu da verilen bir değer fakat bunlardan farklı olarak bu değişecek olan bir bağımsız değişkenim bu. Bunlar ise sabit değişkenlerim. Ondan dolayı bu şekilde ayırdım. Teta 1-2'yi 43 derece yapayım. Yani herhangi bir açı yapabilirsiniz. Şuradaki şu iki satırı şuraya kadar 14 yapacağım. Ortalayacağım. Bu şekilde. Buraya 43 derecenin çarpı dr edersem ne olur? Radyan bulmuş olur. Radyan olarak. İsterseniz şöyle yapayım. Bunu yukarıya alayım. Derece radyan olarak yazayım. Şu şekilde. Ondan sonra yapacağım şey
dikkat ederseniz formüllere bakarsanız XS'i bulmam lazım. XS hücreyi biçimlendir alt simge. Bunu şu şekilde kopyalarsam, ondan sonra Y'yi değiştirirsem YS olur. XS'i buraya hesaplayacağım. Gördüğünüz gibi formülüm var. Eksi sabit artı krank A2 çarpı kosinüs teta 1 2 radyan olarak B9 üstüne gelince bu şekilde yazmam lazım. XS değeri. Dikkat ettiniz mi? Eksi çıktı. Artı krank çarpı sinüs B9 teta 1 2 radyan olarak. XS ve YS değerini buldum. S değerini bulacağım. Fi değerini bulacağım. Fi'yi sembol yaptım. S'i buluyorum. Artı kare kök aç parantez ne olacak? XS'in karesi artı YS D9 karesi kapa parantez değeri buldum. Fi değeri artı atan 2 dedim. 2 argümanla arkaysanız x değeri noktalı virgül y değeri gördüğünüz gibi fi açısında buldum. Bunu da aynı biraz önceki yaptığım teta 1 2'ye yaptığım gibi yapayım. Bu sefer radyan derece diyelim. Artı bu sefer bu değer böyle değeri edersem eğer bakın şuraya geleyim artı a tan ys bölü xs yazsaydık ondan sonra bölü değeri edeyim biraz kısaltmış olmak için 28 derecede bugün 26 derece elde ederdim. Bakın bu açı, şimdi ben bu fi açısını buldum. Halbuki atan formülünü kullansaydım, arktan tanjant tek argümanlı formülü kullansaydım, bunun uzantısının üçüncü bölgedeki açısını elde etmiş olurdum. Buna 180 derece eklediğinizde, bu değeri 180 derece elde eklediğinizde 151,73 derece elde edersiniz. Ya arktanjant formülü kullanırsanız böyle durumları tek tek kontrol edip doğru değeri yazmanız lazım ki oldukça zor olur. Şimdi fi'yi bulduk. Yani bu birinci üçgenimizi çözdük. Say ve mü'yü çözeceğim. Ctrl C diyeyim. Şuraya geleyim. Ondan sonra sayı yazmak için Y'ye bastım. F yerine. F'yi de mü'ye çevirmek için M'ye bastım. Mü oldu. Burada yazıyorum. Eşittir. Akos. Dikkat ederseniz eşittir'i artı'yı duruma göre ya da istediğim zaman bazen artı diyorum. Bazen eşittir diyorum. Yani Excel'e formül girdiğimi belirtmek için bunu yapıyorum. Aç parantez, aç parantez. Bakın, formüle bakın. S kare, S karesi artı A4 kare yani sarkaç kare eksi A3 kare birer karesi yani üçgenin iki kenarı, yan kenarı ve karşı kenar.
bölü 2 bölü S bölü A4 sağ kaç kapa parantez. Bu sefer de böyle yazdım. Mü'yü girelim. Artı A cos aç parantez aç parantez diğer karesi artı sarkaç karesi eksi s kare kapa parantez bölü aç parantez 2 çarpı A3 çarpı A4 bir A çarpı sarkaç bu şekilde yaz. Buradan giderek yine bu sefer şu açıyı alayım. Ctrl C. Ctrl V diyeyim. Theta 1 2 değil. Theta 1 3 diyeceğim. Ctrl V. Pardon şunu şöyle yapayım. Biraz önce çekseydim olurdu. Theta 1 3 Theta 1 4. Artı fi radyan olarak eksi say bu monte şekli için böyle olacak. Teta 1 4 pardon. Bu değer teta 1 4 olacak. Dikkat ederseniz biraz önce yanlış girdim. Yani noktaya girdim. Artı teta 1 4 eksi mu da teta 1 3 olacak. Ha bunun değerleri bunlar radyan olarak bunu da derece olarak diyeyim. Ctrl C Ctrl V şu şekilde yapacağım. Artı bu değer bölü dr bana dereceyi verecek. Bunu sağ çekersem de teta 1 4 değerini bulmuş olacağım. Gördüğünüz gibi bir sırada bütün her şeyi yapmış durumdayım. Ha bu tek bir konum için mi? Hayır. Teta 43 dereceyi 45 dereceye çevirirsem buluyorum. Bakın hemen buldu. 125 dereceye çevirirsem yine buluyorum. Ama cevabım doğru mu acaba? Şimdi çünkü sadece rakamları görüyoruz. İlk önce şöyle yapalım. Bu değerleri bunlar girdiler. Şunu yapıyordum. Bunlar şu değer benim girdim. Bu değerler ise çıktılar. Gördüğünüz gibi yaptık. Şimdi bundan sonra artık bu formüllere falan ihtiyacım olmayacağından şöyle yapacağım. Bunları bu tarafa kaydırayım. Pardon. Ne oldu? Tek tek aldı. Aynen onu yapıyor. Şu şekilde kaydırdım. Şu şekilde kaydırdım. Daha da kaydıracağım zaten birazdan. Şimdi sadece rakamlar bana pek fazla bir şey ifade etmiyor. Yani doğrudur. Teker teker baktığımda mekanizmayı her konumda şimdi çözebiliyorum. Yani
Birinci olarak bu teta 1.3, teta 1.4'ün teta 1.2'ye göre değişimi nasıl oluyor? Ya da bu mu açısının teta 1.2'ye göre değişimi nasıl oluyor? Onu görmek istiyorum. Şu şekilde yapayım. Mu'yu da buraya tekrar kopyalayacağım. Kopyala. Yapıştır diyeceğim. Şu şekilde şey dersem sanıyorum onun derece olduğu anlaşılır. Artı bu değer bölü dr dersem derece olarak bulmuş olurum. Şu şekilde yaptım. Şimdi ilk önce şunu yapalım. Bu değerleri şu şekilde kopyalayayım. Ctrl C. Buraya bir başka bir yere yeniden kopyalayayım. Başka bir satıra yeniden kopyalayayım. Şimdi burada şuna dikkat etmeniz lazım. Eğer buradaki sabit değerlere isim verdiyseniz bütün değerleriniz buradakiyle aynı olur. Eğer bir tanesi değeriniz sabit değer değil ise o zaman burada aynı girdiği için farklı değerler elde edebilirsiniz. Bakın burada aynı değeri elde etmiş durumdayım. Şimdi şunu yapacağız. Madem bu iki satırda dikkat ederseniz aynı. Hesaplamam aynı. İlk önce burayı sıfır diyeyim. Ondan sonra belli aralıklarla tetayı değiştirelim. Bu aralık birer derece olabilir, iki derece olabilir, siz yarım derece olabilir, bir onda bir derece olabilir. Size göre kalmış. Sadece ve sadece tablomuzun uzunluğu artar eksilir. Burada biraz kısa tutmak için ben 5 derece olarak alayım aralığı. Tekrar ediyorum, bu aralığı siz istiyorsanız onda bire bir indirirsiniz. 5, 10, 15 bu kadar yeter. Şu şekilde yapıyorum. Ortalıyorum. Rengini madem bunları böyle yaptım şey diyorum. Ondan sonra çekerek 360 dereceye kadar en 360 dereceye kadar bunu uzatıyorum. Ondan sonra bakın artık yeni bir şey yapmıyorum. Bütün hesapları bu. Buna bütün bu hücreleri işaretledikten, satırdaki hücreleri işaretledikten sonra sağ alt köşeye gelip image artı olduğunda sol fare tuşuna iki defa basıyorum. Şu anda bütün hesapları yapmış durumdasınız. Her 5 derecede bir hesapları yapmış durumdasınız. Bu her yarım derece içinde aynı şekilde yapabilirsiniz. Ben burada sadece göstermek için yarım 5 derece aldım. Şimdi bunu bu olduktan sonra, bu tabloyu elde ettikten sonra birçok şey yapabiliriz. İlk önce şunu yapalım. Teta 1.3, teta 1.4 ve mu bağlama açısının teta 1.2'ye göre değişimine bakalım. Ekle, yumuşak eğri, şu şekilde, veri seç, ekle, x ekseni, teta 1.2'ye geldim. Ondan sonra Ctrl, Shift ve Alt tuşuna bastığımda aşağıya kadar giderim. Yani bu isterseniz 1000 olsun. Yine aynı şekilde yapabilirsiniz. Gelelim. Teta 1.3'e gelelim. Teta 1.4'e geldim pardon. Yine Ctrl büyük harf tuşu aşağı ukura bastım. Tamam. Tamam. Ekle. Yine X
değeri olarak teta 1-2 açısını seçtim. Y değeri olarak da mu açısını seçtim. Tamam diyeceğim. Çünkü biraz önce bu şekil buraya geldi. Ondan sonra şunu bir kenara çekeyim ki teta 1-3 derece olarak açılsın. Ondan sonra yapayım. Tekrar geldim. Veri seç dedim. Ekle dedim. X değeri bu şekilde seçtim. Y değeri geldim. Teta 1-3'ü kontrol büyük harf tuşu aşağıya basınca seçmiş oldum. Tamam, tamam dedim. Tamam. Bu üç değişkenin, bağımlı değişkenin, bağımsız değişkene göre grafiğini çizmiş durumdayım. Şu şekilde büyüteyim biraz. Yalnız burada bir şey var. Saçmalık mı diyeyim? Ya da bir yanlışlık var. O da dikkat ederseniz şurada bu teta 1-3, teta 1-4, bu da teta 1-3 ani değişiklik yapıyor, değişim yapıyor. Yani bir anda atlıyor. Mekanizmalarda böyle bir atlama mümkün değildir. Yani bu şekilde ani bir değişim mümkün değildir. Ha buna bakarsanız, gelin şuraya bakalım. Bunun sebebi 25 dereceyken 332 dereceye çıkmış. 150 bir dereceyken 207 dereceye çıkmış görüyorsunuz. Bunun sebebi artan iki formülü şöyle gider. Sıfırdan 180'e kadar gider. Ondan sonra 190 dereceyi eksi 170 olarak gösterir. Bundan gelen bir şeydir. Bu durumda ben şunu yaparım. Buradaki formülüme, sadece derece formülüne, radyana da gerek yok. Artı 360 ilave ederim buradan sonraki değerlere. 360 derece eklemek bir açıya, o açıyı değiştirmez. Burada 360 derece eklerim. Bu da değişmedi. Yani değişim olmaz. Değişiklik değil. Aynı açıdır. Ondan sonra bunu aşağıya kadar tıklarım. Bakın ne oldu. Ha, ondan sonra burada çok uğraşabilirsiniz. Çok değişik şekilde. Ekseni biçimlendirip mutlaka yapmanız lazım. Çünkü 400 dereceye hiç gerek yok. 360 dereceye kadar dönüyor. 50 derece aralık değil de 30 derece aralık yaparsanız daha iyi olur. Şu şekilde geldik. Ha, şimdi ondan sonra burada şunu yapabilirsiniz. Ekle de diyebilirim. Eksen başlıklarını eklemek isteyebilirsiniz. Şuraya ben birkaçını yapacağım çünkü teta 1-2 yazalım. Oldukça uğraşıcı, yıldırıcı bir şeydir. Buraya sembol diyeyim. SYI şuraya geleyim. Sembol yaptım. Ondan sonra şu ikisini işaretlerim. Biraz zor oluyor yakalamak. Ama şu şekilde işaretleyebilirim. Pardon almamışım. Yazı tipine gireceğim. Alt simge yaparım. Ondan sonra tümünü seçerim. 10 yerine isterseniz 18 yazalım. Koyu yapalım. Biraz şunu yukarıya alırsak. Buradaki başlığı siliyorum çünkü gerek yok. Açı o da
ama üç değişik şey gösterdiğinden dolayı. Onun yerine şunu yazacağım. Şuraya gelirim. Herhangi bir noktayı alayım şöyle. Veri etiketi ekleyeyim. Bu ilginç oluyor. Şuraya. Şimdi bu hangi değer oluyordu? Pardon. Bir dakika, ilk önce şey etmem lazım. Bu eğri teta 1.4. Şuraya geldim. Sarkaç açısı teta 1.4 yazdım. Ha, bunu şöyle yaptım. Ondan sonra teta'yı sembolü yaptım, geçirdim. Ondan sonra geldim 1.4'ü yazı tipine geldim. Alt simge yaptım. Tamam dedim. İsterseniz bunu alayım. Karışmaması için şu şekilde yapayım. Sarkıcısı teta 1.4. Diğerlerini de aynı şekilde yapabilirsiniz. Yaparsınız. Bu sarkaç açısını biçimlendir derim. Seri biçimlendir derim. Pardon, çizgi, düz çizgi. Rengini böyle yapayım. Biraz kalınlaştırayım. Size bağlı yani. Pek o kadar şey etmiyorum. Diğerlerini de aynı şekilde yapabiliriz. Biraz zaman harcayarak bu üç kritik açıyı, sarkaç açısını, biyer açısını ve bağlama açısını teta 1.2'ye göre çizimini biraz renklendirdim. İsimler verdim ve bu şekilde getirdim. Ama daha iyi yapabilir misiniz? Mutlaka biraz daha zaman verirseniz çok daha başka şekillere getirebilirsiniz. Mühendislik açısından şu şekil bence yeterli ama bu sizin zevkinize kalmış bir şey. Ondan bir şey demek istemiyorum. Değiştirebilirsiniz. Şimdi bir başka noktaya geleceğim. O da hatırlarsanız şöyle gelirsek BN noktamız vardı. Bir BN noktamızın da gördüğünüz gibi koordinatları buydu. BN noktasını bir eğri çizecek 360 derece krank döndüğünde. Bu eğri nasıl bir eğri? Onu görmek istiyoruz, onu şey etmek istiyoruz, anlamak istiyoruz. Onun için bu sefer C noktasının koordinatlarını ele alalım. Bunu da şöyle yapacağız. Şu formülü şuraya getireyim ilk önce. İlk önce şunu yapacağım. Biraz kopyalama olacak. Şu şekilde S'yi C'ye çeviririm. C'ye çevirdim. Burada bu iki formülü yazacağım. Artı krank çarpı kosinüs teta 1.2 radyan olarak artı AC uzunluğu çarpı kosinüs teta 1.3 radyan artı beta radyan. İsterseniz bunu bir şey göstermek için yapıyorum. Şuraya getirirseniz yanlış olur. Yani krank kosinüs değil, sinüs olması lazım. Sinüs olması lazım. Bu da sinüs olması lazım. İlk önce onları değiştireyim. İkinci bir olay, sağ bir hücre kaydırdığımdan teta 1.3 yerine teta 1.4 oldu. Bunu tekrar buraya kaydırırım. Sağa kaydırdığımdan
radyan teta 1-2 yerine XS'i aldı. Onu da sağ kaydırdım. Gördüğünüz gibi formülümü düzelttim. Bu şekilde girdim. 65 derece için 82.749. Bir daha kontrol edelim. Şu şekilde kontrol edebiliriz. Rahatlıkla görüyorum. Kosinüs. Evet. Şimdi bu değerleri şuradan kopyalarsam, buraya yapıştırırsam, tekrar şurayı 0 yapayım görmek için. Bir dikkat ederseniz iki değer de doğru. Öyleyse şuraya gelip 65 yazsın. Bu iki hücreyi işaretledikten sonra sağ alt köşeye gelip farenin sol tuşuyla 2 tıkladığımda her 5 derece aralıkta 360 derece için X, C noktasının X ve Y koordinatlarını buldu. Öyleyse bu koordinatları ben bir eğri üzerine bir grafik çizim yapayım. Yumuşak eğriyi alıyorum. Veri seçiyorum. Ekle. X değerleri, C noktasının X değerleri. Şimdi aşağı inmek için kontrol, büyük harf tuşu. Aşağı oka bastım. Geldi. Gördüğünüz gibi tamam. Y değeri buraya geldim. Kontrol, büyük harf tuşu. Aşağı tuşa bastım. Geldi. Tamam dedim. Tamam dedim. Eğrimize bakalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir eğri çıktı. Bu eğrimizi biraz aşağı indiriyorum. Kullanmak isterseniz kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Word dosyasına isterseniz burada bırakırsınız. Başka bir yere getirirsiniz. Başka bir sayfada yapabilirsiniz. Çok şeyler yapabilirsiniz. Şimdi bu BL eğrim. Ancak burada bir hata var. Bakın X ekseni 0-20 aralığı şu kadar. Y ekseni 0-20 aralığı şu kadar. Eğer bu demektir ki basılmış, yani basık bir şekilde görüyorsunuz. Bu iki eksenin şu eğrileri kare olarak görmeniz lazım. İlk önce şunu yapalım. Ekseni biçimlendire girelim. Şunu sabitleyelim. Otomatik değiştirir. Bunu sabitleyelim. Buraya girelim. Bu 20'yi de sabitleyelim. Devamlı olarak 20-20 aralık olsun. Ha. Ondan sonra bu ekseni öyle bir değiştireyim ki 20-20 şu çizgiler arasında kalan alan kare şeklinde görülsün. Bu durumda X ve Y ölçekleri eşit olacaktır. Bunu bazen daha hassas çalışmak için sadece bu şekilde değil de cetvelle ekran üzerinde artık düz ekranlar kullandığımızdan ölçü rahat yapabiliyorsunuz. Düz ekran üzerinde de ölçerek de yaptığım oluyor. Ve gayet iyi sonuç alıyorum. Yani dikkat ederseniz oldukça iyi. Zaten bu bir görsel amacı var. Bir rakam, bir değer elde etmek, çıkarmak istiyorsam benim değerlerim burada zaten duruyor. Ben burada sadece görsel bir şeyi almak istiyorum. Şimdi bu bir yer eğrimiz. Peki mekanizmamız nerede? Mekanizmamızı çizelim. Yani mekanizmanın göstermek istiyorum. Onun için şunu yaparız. Bakın. Şurada dört çubuk mekanizmasını gördüğünüzde bu dört çubuk mekanizmasını benim çizmem için gayet basit. Bir A0A doğrusu, bir ABC üçgeni, bir de B0B doğrusunu çizersem bu mekanizmayı basit bir şekilde, şematik bir şekilde göstermiş olabileceğim. Öyleyse şunu yapalım. İlk önce şu formülü bir farklı bir yere çekeyim. Şunu da biraz uzaklaştırayım. Şuraya geldiğimde A0 A diye çizersem A0 A şeyini çizerim. B C geri A'ya dönersem A B C A bakın şu üçgeni çizmiş olurum.
sonra tekrar A'ya dönmezsem bu üçgen iki çizgiyi çizerim. Şurası şu çizgi AC çizgisi olmaz. Ondan dolayı A'dan B'ye çizgi, B'den C'ye çizgi, D'den A'ya çizgi, üç çizgi çiziyorum. Ondan sonra B sıfırı çizersem ben mekanizmayı çizmiş olacağım. İstiyorsanız bunları da sıfırı biçimlendirip de alt simge yapalım. Bunu da böyle biçimlendirelim. Alt simge yapalım. Bir de hepsinde yaptığımız bir şeyi burada da yapalım artık. Bu da eksik kalmasın. Şu şekilde. Şimdi X ve Y şu mekanizmaya bakarsanız şuraya getireyim göstereyim şöyle göstereyim. Şimdi A0'ın verilen koordinat takımına göre değişmeyen koordinatı var. A0 0. A'nın koordinatı dikkat ederseniz krank boyunun x bileşeni krank boyu çarpı kosinüs teta 1 2. Y bileşeni de krank boyu çarpı sinüs teta 1 2 olacaktır. Öyleyse buraya giriyorum. Artı krank çarpı kosinüs B9. Biraz şey derseniz çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Artı krank çarpı sinüs B9. Gelin şuna bir bakalım doğru mu yaptık, eğri mi yaptık? Şöyle bir bakalım. Şöyle işaretlediğimde. Evet, krank çarpı radyan çizgisinden doğru. Ondan sonra B0'a girelim. B0 artı sabit uzun boyutu olacaktır 70. Y ekseni 0 olacaktır. Dikkat ederseniz A1 boyutunda uzaklıkta olacaktır. B'nin koordinatı artı B0'ın koordinatı artı sarkaç çarpı kosinüs teta 1,4 radyan cinsinden. Artı eğer B0 bir açı yapıyorsun farklı olabilir. Artı sarkaç çarpı sinüs teta 1,4. Gerisi tamam. Artı B değil. C artı bakın burada x, c koordinatı artı a dedim. Bu değerleri aldım. Sağ alt köşeye geldim. Çektim. Dikkat ederseniz hepsi bir kaydından dolayı doğru değerleri kaydırır. Şimdi ben burada ne yaptım? Bütün kritik noktaları, mahzen noktalarının koordinatlarını bulmuş oldum ve ilgilendiğim C noktasının koordinatını yazmış oldum. Şimdi bunları birleştireceğim. Şu eğriyi alayım şuraya. Buraya geliyorum. Veri seçe giriyorum. Bir seri önceden eklemiştim. Şimdi birkaç seri daha ekleyeceğim. X değerleri bir kranka hemen gördüğünüz krank 65 derecede çizdi buraya. Tamam dedim. Ekle dedim. İkinci seriye ekliyorum. A, B, C, A. A, B, C, A, Y koordinatları. Tamam dedim. Biraz saçma şey etti, çizdi. Biliyorum onun nedenini. Şimdi diyeceğiz. Bir de sarkacın
eksiye koordinatlarını çizdim. Şu şekilde tamam dedik. Tamam dedik. Bir yer eğrisini çizerken dikkat ederseniz yumuşak bir eğri olmasını istedik. O durumda ABCA eğrisinde yumuşak bir eğri aldı. İki nokta olunca bu yumuşak eğri düz oluyor. Hiçbir sorun yok. Fakat burada sorun var. Bunun için buraya geliriz. Serifi grafik türünü değiştir deriz. Bakın burada seri 1 yumuşak çizgileri olan eğri. Seri 2 olarak da burada bunları seçelim. Seri 4'ü de bu şekilde seçtim. Tamam diyelim. Gördüğünüz gibi bu sefer üçgen tam olarak üçgen olarak çıktı. Şimdi bir şey daha yapmamız lazım. Crank 360 derece dönecek. Öyleyse eksilere gitmesi lazım. Öyleyse şu x eksenini biçimlendire y eksenini biçimlendire girelim. Burada eksi 40'tan başlatalım. Çünkü crankımız yaklaşık 35 milimetre. Eksi 40'a kadar gitmesi lazım. 160'ı sıfırlamamız lazım. 20'yi sıfırlamamız lazım. Y eksenine geldiğimizde 100'ü de sıfırlayalım. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi bu durumda şu şekilde getirirsem 65 değil de 125 derece şöyle getirmek istiyorum ha. 125 derece içinde mekanizmamızı görebiliriz. 225 derece içinde mekanizmamızı görebiliriz. 310 derece içinde mekanizmamızı görebiliriz bu şekilde. Şimdi biraz uğraşırsak bunları biraz daha iyi bir duruma getiririz. Crank alıyorum. Veri serilerini biçimlendir. Düz çizgi. Rengini kırmızı alacağım. Kalınlığını biraz artıracağım. Şu şekilde. İşaretleyici dolgu yok diyeceğim. Yerleşikten seçeceğim. Biraz işaretleyiciyi yani o daireyi büyüteyim kenarları. Dolgu yok. Düz çizgi. Burada da kırmızıyı seçeyim. Gördüğünüz gibi crank'ım bu şekilde oldu. Bir eli alıyorum. Ele. Düz çizgi. Bu sefer mavi yapacağım. Kalınlaştıracağım. İşaretleyici dolgu yok. İşaretleyici seçeneği yerleşik. Onu da 8'e çıkarayım. 7-8'e çıkarayım. Düz çizgi yerleştireceğim. Rengini bu şekilde aldım. İstiyorsan şunu da kalınlığını biraz arttırayım. Şu şekilde. Ve son olarak da sarkacı aldım. Düz çizgi. Rengini bunun güzel bir yeşil yapayım. Biraz kalınlığını artırayım. İşaretleyici dolgu yok. Şimdi birazdan bir başka şey daha göstereceğim. Düz çizgi. Yeşil. Bunu da kalınlığını biraz artıralım. Yalnız biraz küçük olmuş bu. İşaretleyici. Burada 5 kalmış. 8 yapalım. Şu şekilde oldu. Başka bazı şeyler yapabilirim. Sadece bu noktayı seçebilirim.
veri noktasını biçimlendir derim. Bu sefer işaretleyeceğim düz dolgu derim. İstiyorsanız şu şekilde sabit olduğunu göstermek için böyle yapalım. Bunu da şu şekilde alırsak. Veri noktasını biçimlendir derim. İşaretleyiciyi alırım. Düz dolgu derim. Oraya da yeşil korsam. Şurada işaretleyicide dolgu yok. Düz çizgi. Galiba çok kalınlaştırdım burayı. Şu şekilde yapmış oluruz. Şimdi bakın mekanizmam bu şekilde görünüyor. Herhangi bir açıda yine 65 dereceye dönelim. Burada oluyor. Şimdi ben bu mekanizmayı hareket ettirmek istiyorum. Nasıl hareket ettiririm? Eğer şu 65 TT1-2 açısını otomatik olarak değiştirebilirsem hareket ettirebilirim. Bunun için ne yaparım? Geliştiriciyi açarım. Eğer geliştirici açık değilse dosyalardan, seçeneklerden, şerit özelleştirden burada geliştiriciyi açmış olmanız lazım. Yoksa bunu yapamazsınız. Tasarım moduna gireceğim ve ekle diyeceğim. Ben genellikle bu spin button denilen bu düğmeyi seçiyorum. İki oku var. Sola sol tuşu tıklarsam küçülür değer. Sağ tuşu tıklarsam büyür değer. Bu düğmeyi ben bir hücreyle ilişkilendireceğim. Bunun için özelliklere giriyorum. Şimdi ilk önce bu değer 0'dan 360'a kadar değişmesi lazım. Fakat ben bunu 720'ye kadar deyip iki defa tur attırabilirim o zaman. İlişkilendireceğim hücre A9 hücresi. Bir de şu small change denilen, yani birim değişim ne olacak? 1 olabilir ama çok küçük olur. 5 diyeceğim. Bu size bağlı kalmış bir şey. Probleme kalmış bir şey. Yani illa da 5 olması ya da 3 olması önemli değil. Bununla eğer istiyorsanız buradan tasarım modundan çıkarsanız bakın çok rahat bir şekilde mekanizmanın hareketini izleyebilirsiniz. Bunun dışında bir başka tuş daha var. Ben pek kullanmıyorum ama bazı arkadaşlar bunu çok seviyorlar. Böyle bir tuş. Bu tuşun özelliği kaydırma tuşu. Yani şunu sağa sola kaydırarak büyütüp küçültebilirsiniz o değeri. Yine benzer bir şekilde özelliklere giriyorum. Bu tuşu A9'da ilişkilendiriyorum. Maksimum değeri 360 yapalım. Öyle iki tur atmasına gerek yok. Yine küçük değişimi 5 yapıyorum. Dikkat ederseniz her iki tuş birlikte çalıştırılabilir. Şöyle bakın, pardon, tasarım modundan çıktım. Böyle gördüğünüz gibi bu şekilde hareketi görebilirsiniz. Mekanizma daha karmaşık olsa yine benzer sistemle şekilde yapabileceğiniz bir işlem. Gördüğünüz gibi konum analizini yapmış olduk. Bir algoritma yarattık. Bu algoritma bir satırda şu hücreleri dolduruyor. Sırasıyla bunları hesaplayarak bütün değerleri, gerekli olan değerleri hesaplamış olduk. Şimdi bunun önemi ne? Başka birçok önemi vardı. Birincisi, ilk önce
Bu sabit usul boyutları 50, 70 değil de 60 olsa ne olur? 35 yerine 20 olsa ne olur? Bakın gördüğünüz gibi her türlü durum için 62 yerine 70 olsa ne olur? Gördüğünüz gibi her durumu istediğimiz gibi analizini yapmak mümkün. Bir şey daha var. Hız ve ivme analizi diye de yapabiliriz. Yine mekanizma kitaplarına bakarsanız bir dört çubuk mekanizması için hız ve ivme analiz formülleri şu şekildedir. Omega 1-3 yani teta 1-3'ün türevi bu şekilde. Omega 1-4 bu şekilde. Ve C noktasının hız bileşenleri XC üzeri ve YC üzeri de bu şekilde şu denklemlerle. Yani bunun hikayesi şuradaki şu denklemin türevidir. Dikkat ederseniz şu denklemin türevi bu denklemleri verir. Omega 1-3, omega 1-4'te mekanizmanın devre kapalılık denklemini yazar, türevini alırsanız oradan elde edeceğiniz lineer denklemler, denklem takımından çözüm yaptığınızda bilinmeyen parametrelere omega 1-3, omega 1-4'te bu değerleri elde edersiniz. Denklemin sağ tarafındakiler omega 1 verilen bir girdi değeridir. Diğer açılarda teta 1, 4, teta 1, 3, teta 1, 2 her teta 1, 2 değerine göre bu algoritmayla bulduğumuz değerlerdir. Yani biliyoruz şu anda onları. Bunu da uygulamak için gayet basit bir şekilde 4 satır daha buraya eklerim. Şu şekilde yapayım. Omega 1, 3 yazayım. Omega'yı şu şekilde işaretledikten sonra girişte sembol diyeyim. 1-3'ü de alt indis yapayım. Bunu şu şekilde geçireyim. Ne yazık ki YC üzeri ve XC üzerini yazamayacağımdan dolayı şöyle yapacağım. Şu değerleri alacağım. Buraya kopyalayacağım. D diyeceğim. Başına D koyarak bunun bir türev olduğunu, yani YC'nin zamana göre türevi, XC'nin zamana göre türevi olduğunu göstermiş olacağım. Bunları söyledikten sonra formülleri omega 3'ü yazıyoruz. Nedir? Eşittir. Crank bölü diğer. Bakın nasıl güzel yazılıyor hemen. Çarpı sinüs. Onları da biliyorum ama girsem daha iyi olur. Teta 1 2 eksi teta 1 4 ama radyan cinsinden. Ama onu unutmayalım. Bölü teta 1 4 sinüs teta 1 4 eksi teta 1 3 çarpı omega 1 2. Omega 1 2'yi ben şuraya yazacağım. Şu anda yazmadım. Onu sonra yazarım diye. Şuraya gireyim. Şuraya yazacağım. C'ye yazacağım. Ve sabitleyeceğim. Neden sabitleyeceğim? Çünkü değişmeyecek açıya göre. Hayır, şimdi sıfır oldu. Ctrl C. Şuraya gelip Ctrl V diyeyim. Omega 1 2. Bunu bir değer alacağız. Diyelim 10 radyan bölü saniye. 10 S eksi 1 yazacağım. Radyan bölü saniye. Omega 1 3 bu değermiş. Şimdi
İsterseniz şöyle yapayım. Biraz tembellik. Aynı şekle benzediğinden dolayı bunu yapabilirim. Krank bölü bir yer değil. Sarkaç olacak. Sarkaç. Teta 1,4 eksi teta 1,3. Şimdi C9 teta 1,2 B9. Gördüğünüz gibi hemen değiştiriyorum. Teta 1,3 K9 olması lazım. Bu da teta 1,3 teta 1,4 K bir dakika. Teta 1,3 K9 değil J9. J9 bölü sinüs teta 1,4 teta 1,4 K9 eksi teta 1,3 J9. Bazen bunu yapmak, yani doğrudan yazmaktan daha kolay geliyor. Ama size kalmış bir şey. Tekrar kontrol edelim. B9 teta 1,2 J9 teta 1,3 K9 teta 1,4 J9 teta 1,3 A2 krank bölü sarkaç çarpı bu. Bu değerleri bulduk. D-Y'ye geliyorum. Eksi krank çarpı J1 F4'e basıyorum. Çarpı sinüs B9 eksi AC, hatırlıyorsunuz AC'yi, B3 çarpı omega 1,3 burada çarpı sinüs teta 1,3 artı beta. Gördüğünüz gibi denklemi yazmış durumdayım. DYC artı krank çarpı C1 F4 çarpı kosinüs B9 artı AC çarpı omega 1,3 çarpı kosinüs teta 1,3 pardon derece teta 1,3 eksi artı beta. Bir daha bir kontrol edeyim şu açıları. Radyan olarak alınmış. B9 radyan. Evet. Doğru. Bu değerleri Ctrl C Ctrl V ile buraya alayım. Bir de şurada 0 yerine 330 derece yazıp bu iki değer, iki sonuç birbirini tamamını doğruluyor ama evet, öyleyse burayı yine 0'a getireyim. Gördüğünüz gibi bu hücreleri işaretleyip sağ alt köşeye gelip farenin sol tuşuyla 2 tıkladığımda bütün değerleri elde etmiş durumdayım. Gördünüz mü? Hız analizini yapmış durumdayım. Hız analizini yapıldı. Hayır, şunu yapabilirim. Bakın. Bir şey için göstereceğim. Krank, sarkaç açısı için göstereceğim. Önce zaten vardı. Gibi üçüncü bir eğri çizeceğim.
veri seç diyeceğim. Ekle diyeceğim. Buradan buraya kadar aldım. Ondan sonra Teta 1 4'ü buradan buraya kadar aldım. Tamam diyeceğim. Ekle diyeceğim. X değerleri yine Teta 1 2'yi buradan buraya kadar 360 dereceye aldım. Bu sefer Y değeri olarak omega 1 4'ü aldım. Tamam dedim. Tamam dedim. Bakalım nasıl bir eğri, iki eğri nasıl bir eğri oluyor. Burada bir hatam var. Bakalım. Dereceye kadar almışım. Burayı da 360 dereceye kadar almışım ama 360 dereceye kadar çizmemiş. Bu seri 2 galiba. Omega 1 4. Teta 1 4 bir dakika şöyle yapayım. Bu hız grafiği tekrar veri seçeneğe gireyim. Ekledim. Bazen bu tür hataları görüyorsunuz. Gayet doğal. Pardon. Buraya geleceğim. Buradan gideceğim. Evet. Şimdi bu hız eğrisi, bu biraz önce de çizdiğim konum teta 1 4 açısı. İlk önce ekseni biçimlendireyim. 30 derece. Dikkat ederseniz hatırlarsanız bunu önceden de yap dedim. 360 dereceye alayım. Şu şekilde geleyim. Biraz hızlı yapabilmek için bu şekilde yapıyorum. Şimdi bu seriyi biçimlendire ikinci ekseni alacağım. Çünkü iki açının değeri derece olarak hızın değeri radyan bölü saniye olarak olduğunda boyutsal bir fark var. Yani bu 20 ile 180 derece arasında değişirken 80 ile 160 derece arasında değişirken açı hız eksi 10 ile artı 8 arasında değişen, radyan bölü saniye olarak değişen bir şey. Şu şekilde. Şimdi şu şeye geleyim. Eksen biçimlendire geleyim. Sıfırdan başlama gerek yok. Çünkü en düşük değeri 80 oldu. Şöyle yapabilirim. 160 üstüne çıkıyor. Şunu da 180 yapayım. Bir bakayım. Çünkü bir şey göstermek istediğimden dolayı bunu yaptım. Şimdi dikkat ederseniz hızın sıfır ekseni 140 dereceye geliyor. Hızın maksimum olduğu noktada konumun maksimum, teta 1 4'ün minimum olduğu noktada hız sıfır. Konumun maksimum olduğu noktada, şu noktada hız yine sıfır. Gördüğünüz gibi uyuyor. Burada hız grafiği, teta 1 4 sarkacın açısı, omega 1 4 sarkacın açısal
hızı bu şekilde elde etmiş olduk. Diğerlerinde yapabilirsiniz. Bir şey XCYC'ye C noktasının hızını belirlediğimize göre bir şey daha yapabilirim. Bir ölçek kullanırım. Ölçek diyeyim. Buna ilk önce 5 alıyorum. İlk önce C noktasının koordinatlarını alıyorum. C noktasından bu ölçekle hızın x bileşenini ve hızın y bileşenini C noktasından çizeceğim. Şöyle yaparım. Artı bu değer, F4'e basmama gerek yok çünkü taşımayacağım. Çarpı eksi üzeri artı bu değer çarpı yc üzeri. Biraz büyük oldu. Öyleyse bunu isterseniz nokta 5'e indireyim. İlk önce bir bakayım. Ondan sonra gerekirse nokta 2'ye de getirebilirim. Şöyle nokta 2'ye getireyim bir bakayım. Buraya gelelim. Yine veri seçe giriyoruz. Yeni bir seri ekliyorum. X değerleri C noktasından çıkacak. Bu noktaya gelecek. Y değeri de C noktasından çıkacak. Bu noktaya gelecek. Bir dakika, burada bir şey hata yaptım. Buna, çünkü aradaki fark olduğundan dolayı C noktasını eklemiş olmam lazım. Artı YC. Şimdi bu 0.2 de biraz büyük oldu. İsterseniz bunu 0.1'e indirelim. Şu şekilde. Bunu bu eğriyi şöyle yapacağım. İşaretleyici yok işaretleyici koymayacağım. Çizgi düz çizgi. Bunun rengini şu şekilde kırmızı alayım. İsterseniz kalınlaştırırım şu şekilde. Bu çizgi hız vektörünü göstermektedir. C noktasından başlayan bir hız vektörüdür. Yönü hızın yönüdür. Ve bu daima C noktasının yörüngesine teğet olacaktır. Eğer teğet değilse bir hatamız vardır. Şiddeti de bunun uzunluğudur. 0.1 ile çarpılmış uzunluğudur. Çünkü ben bir hız vektörünü şu kadar birim milimetre olarak çizmiş durumdayım. Bakın, şuraya getireyim. Şimdi oynattığımızda hızın nasıl değiştiğini görüyorsunuz. Şimdi burada sıfıra geldi. Ondan sonra tekrar ters yönde artmaya başladı. Bir dikkat ederseniz her sınıfta da teğet olarak devam ediyor. Hızı da göstermiş olduk. Evet. İvmeyi de benzer bir şekilde yapabilirsiniz. Yani ivme denklemlerini belirledikten sonra burada aynı satırda 4 hücre daha kullanarak alfa 1-4, alfa 1-3 XC ve YC'nin ikinci türevlerini yazabiliriz. Şimdi ben burada başka bir şekilde bu hem ivmeyi hem hızı bir başka şekilde sayısal türev alarak bulmayı göstereceğim. Şu aralarda biraz daha satır ekleyelim. Şöyle yapınca ekle dersek
Birkaç tane satır ekleyeceğim ilk önce. Ekle dedim. Sanıyorum biter ama bir tane daha ekleyeyim. Sadece bu hücreyi şuraya kadar taşıyacağım. Hız analizine kadar. Hız analizini taşımayacağım. Şu şekilde taşıdım. Bu hücreyi şöyle yazacağım. A9'da neyse burada olsun. Yani bunu değiştirdiğimde bakın direkt olarak bu da değişiyor. Şu anda yaptığım bir şey yok. 116 derece, 116 derece. Şimdi 116 dereceden onda bir derece geri bir nokta alayım. Artı bu değer eksi nokta bir. Diyeyim. Tekrar alayım. Bir de artı bu değer artı nokta bir. Artı nokta bir diyeyim. Bu algoritmamı bu durumlar için taşıyayım yukarıya. Pardon. Aynı şekilde buraya taşıyayım. Ne yaptım? Onda bir aralıklarla şu değerleri de şimdi şuraya bir tane daha ekleme yapayım. Şu hücreleri görebilmek için şuraya taşıyayım. Şimdi dikkat ederseniz teta 1.3, teta 1.4'ün onda bir aralıklarla teta 1.2'nin onda bir aralıklarında ben hesaplamış durumdayım. Şimdi gelelim türev tanımına. Şimdi türeve baktığımızda şu elde de şimdilik aşağıya grafikleri aşağıya alalım. Şuraya geleyim. Omega 1.4'ün tanımı teta 1.4'ün zamana göre türevidir. Bunu ben zincir kuralıyla teta 1.4'ün teta 1.2'ye göre türevi, teta 1.2'nin de zamana göre türevi olarak yazabilirim. Teta 1.2'nin de zamana göre türevi açısal giriş uzunluğunun açısal hızıdır. Bu da sabit olarak aldık. O duruyor, dursun. Teta 1.4'ün teta 1.2'ye göre değişimi olacaktır. Teta 1.4'ün teta 1.4'e değişimi biliyorsunuz ileri matematikte bunun tanımı delta teta 1.2 sıfıra giderken delta teta 1.4 bölü delta teta 1.2'nin aldığı değerdir. Biz bunu sonsuza götüremeyince teta 1.2'yi küçük aralıklarla aldığımızda yaklaşık olarak tam olarak değil ama yaklaşık olarak delta teta 1.4 teta 1.4 i artı 1 eksi i teta 1.4 i eksi 1 teta 1.4 i artı 1 eksi teta 1.2 i eksi 1 olarak yazabiliriz. Bu orta yani merkezi fark yöntemidir. İleri fark yöntemidir. Bir şey fark yöntemi de olabilir. Şimdi buraya bu 4 değeri girdiğimizde bakın ben omega 1.2'yi 1.3'ü nasıl yazarım? Omega 1.4'ü ilk önce yazayım. 1.3'ü yazayım ilk önce. Şuradan kopya çekeyim. Şuraya getireyim. Omega 1.3'ü şuraya geldiğimde şöyle yazabilirim. Artı aç parantez teta 1.3'ün bir ilerideki değeri eksi teta 1.3'ün bir önceki değeri bakın bu değeri almıyorum. Bir önceki bir sonrakini alıyorum. Bölü aç parantez nokta 2 aralık olacak.
teta 1, 4, 1, 2, i artı 1 ile teta 1, 2, i eksi 1 arasında onda 2'lik bir fark olacak. Yalnız bunu derece radyana çevirmem lazım. Dereceden radyana çevirmem lazım. Onda 2 derece radyana çevirdim. Ve bunu hızla çarptım. Bakalım. Bir yerde bir hata yaptık. Evet. Şurada böyle olması lazım. Bu dikkat ederseniz 115.9 derecedeki türevdir. Bunları şuraya kadar getireyim. Bakın bu gerçek türev denkleminden yani analitik türev almadan çıkardığımız 0,172456864. Bu ise 172456 tutuyor. Bakın ikisi arasındaki fark gerçeği eksi sayısal yöntemle bulduğum arasındaki fark 10 üzeri eksi 7. Oldukça küçük bir değer. Gördüğünüz gibi bulmuş durumdayım. Ha, bu iki değeri de neden buldum? Birazdan göreceksiniz. Omega 1 4'ü de yapmak istiyorsam zaten burada bunlar yan yana olduğundan dolayı bakın şu şekilde kopyaladığımda hemen görüyorsunuz. İsterseniz şunu da şu şekilde kopyalarsam 10 üzeri eksi fark çıkıyor. Aynı prensiple giderek açı parantez ve orada bir fark olduğundan dolayı arada bir mu açısı olduğundan dolayı onu kopyalamıyorum. Pardon şöyle geleyim. Eşittir aç parantez eksi c'nin bir önce, sonraki değeri eksi bir önceki değeri bölü aç parantez nokta 2 çarpı d c çarpı 10 F4'e bastık. Zaten görüyorsunuz hemen ne kadar doğru olduğunu. Şurada aradaki farkı görüyorsunuz. Bunu biraz açarsam belki 3 4 7 3 4 7. Yani bunları da kopyalayınca 166.95. Şu değerleri şu şekilde alırsam bunları bulduk. Ve gördüğünüz gibi bu değerler ve bu değerler arasındaki fark gördüğünüz gibi 10 üzeri eksi 4, 10 üzeri eksi 5 gibi değerler ki milimetre bölü saniye olduğunu düşünürseniz hiçbir şey o değerler bile sıfıra yakın. Ha bunu aradaki fark çok fazla mı olur mu? Olabilir. O zaman ne yaparız? Delta teta aralığını yani teta 1-2 aralığını biraz daha küçültme imkanımız var. Ama bu genellikle mühendislik açısından çok iyi bir sonuç diyebilirim. Ha ivmeyi ne yaparız? Buradaki zaten şu üst iki sırayı da bu arada yapmamın sebebi oydu. İvmeyi de şuraya geleyim. Bu değeri alfa yapayım. Bu değeri alfa yapayım. Türev için 2DD diyeyim. DD diyeyim. Şimdi buraya geldiğimde alfa 1-3 ne olacaktır? Yine aynı benzer denklemi düşünürseniz yazıyorum. Artı aç parantez bir önceki
bir sonraki omega hız değeri eksi bir önceki omega hız değeri bölü, şimdi aradaki fark ne oldu? Yine onda 2 oldu. Aç parantez nokta 2 değeri, kapa parantez, çarpı yine omega 1 2. Hızların farkını alıyorum. Tekrar türev alıyoruz. Alfa 1 4, alfa 1 4, dxc, dc, bunlar da ivme değerler oluyor. Bu kadar basit. Gördüğünüz gibi kolayca sistemin, mekanizmanın hız ve sayı hız ve ivme analizini sayısal olarak yaptık bu sefer. Analitik olarak değil de sayısal olarak yapmış durumdayız. İyi günler.